Az evvel hani şey dediniz, işte normalde bizim halimiz sadece bir misafirlikken ama biz o anda boğuluyoruz. O anı sadece görüyoruz. Hani misafirlik baki gibi. Bu Evet. bana bu işte modern edebiyatta çok şeydir, böyle anı yaşamak. Ya boş ver, fazla düşünme, anı yaşa. Aslında o da bir nevi boğulmak. Yani niye? Çünkü parça illüzyona daha müsait bütüne nazaran. Yani parçayı sadece görüp bütün bundan ibaret demek insanın kendini kandırması için daha müsait bir malzeme gibi. Ama bütüne baktığınız zaman ki hadislerde Kur'an'ın da üslubu bu. Hani diyor ki bak dünyanın hayatına, önce bak bir evrene, bak bir dünyaya, bir de senin ömrüne bak oradaki. Sen burada baki misin, fani misin? Hani Kur'an ve hadisler ve sünnet bizi hep böyle şeye çekiyor. Daha geniş bakın, daha geniş bakın, siz ne kadarsınız? Bir aleme bakın, bir kendinize bakın diyor. Ama tersi edebiyat yapanlar da dikkat edin, hep şey yapıyorlar böyle. Anı yaşa, tadını çıkar. Şey, yani niye orada boğul, fazla düşünme, etrafına bakma gibi.